Son dönemlerde arama kurtarma faaliyetlerinin birçok görüntüsü medyada yer aldı. Ve bu çağrıların birçoğu da biz doğa meraklılarını içeriyordu. Bütün teknolojilere, GPS cihazlarına, telsizlere, konumlara vesaire 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 teknolojinin bir bütününe sahipken hala nasıl doğada kaybolabiliyoruz? İşte vahşi doğada kaybolmamızın 10 nedenini anlattığım videoya hoş geldiniz. Bu videoda kalemleriniz ve kağıtlarınız hazır olsun çünkü anlatacaklarımı yine not etmenizi istiyorum. Arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Hepimiz doğaya çıktığımızda bizleri şaşırtacak farklı senaryoları hayal edebiliriz. Hava görme kabiliyetimizi azaltabilir, bitki örtüsü görüşümüzü sınırlayabilir veya arazi yerel simge yapıları gizleyebilir. Şüphesiz şanssız ya da hazırlıksız olmak bizi zor bir duruma ve tabiat ananın kucağına bırakabilir. Vahşi doğada yön bulabilmenin tuzaklarını ve nasıl önlenebileceğini keşfetmek için bu videoyu izlemeye devam edin. Mesafeleri yanlış değerlendirmek. Ağır yüklü bir sırt çantasıyla attığınız her adımı 1 kilometre gibi hissedebilirsiniz. Ve ideal bir ortamda vahşi doğada dolaşırken fark ettiğinizden daha fazla yol alabilirsiniz. Aslında adımlarınızı saymak zor olabilir. Ancak zaman saymak çok daha kolaydır. Farklı arazilerde farklı yüklerle yokuş yukarı, düz ve yokuş aşağı seyahat ederken tipik olarak 1 saatte kaç kilometre kat edebileceğinizi öğrenin. Arama kurtarma gerçeği. ABD'de yapılan bir çalışmada tam ölçekli bir arama kurtarma operasyonu için ortalama günlük maliyet 32 bin dolar olarak hesaplanmıştır. Çevreye dikkatsizlik. Vahşi doğada yürürken amaçsızca dolaşmak ve doğanın içerisinde kaybolmak çok rahatlatıcı olabilir. Ancak aynı zamanda tavsiye edilemez de olabilir. Birçok nedenden dolayı çevrenize dikkat etmek oldukça önemlidir. Gözlem güçlerimizin kapanmasına izin verdiğimizde çıngıraklı bir yılana basabilir veya bizi tehlikeli bir yere götürebilecek yanlış bir dönüş yapabiliriz. Bu problemin çözümü sizdedir. Vahşi doğada seyahat ederken duyularınıza bağlı kalmaktır. Dinleyin ve manzara ile etkileşimde bulunmak için koku duyunuzu kullanın ve en çok vizyonunuzu kullanın. İnsanlar başları aşağı doğru yürüdüklerinde sadece ayaklarına ve birkaç metrelik bir patikaya baktıklarında doğanın güzelliğini ve tehlikelerini de özlüyorlar. Arama kurtarma gerçeği. Arama görevlerinin yaklaşık %3'ünde arananlar hiçbir zaman bulunamamıştır. Egonun vahşi olmasına izin vermek. Hayır, aklınıza gelen isim değil. Yani bizim egemen İzmirli değil. Normal sizdeki ego. Hani hepimizde olan. Hepimiz o adamı tanıyoruz. Kibirli, burnundan kıl aldırmayan ve yanlış yapamayacağını düşünen adam. Aynı zamanda sizler için bir istatistik. En olası arama ve kurtarma hedefi grubu 20-25 yaş arasındaki genç erkekler olacaktır. Bu arkadaşlar kötü donanımlı ve hazırlıksız bir haldeyken sık sık vahşi doğaya giderler. Onlarda büyük bir yön duygusu olduğunu düşünürler ve insanların onları izlemesi gerektiğinden emindirler. Ancak bu ahbabın kendi kibri onu sık sık arkadaşlarına üstünlük kurma tehlikesine karşı kör eder. İşte siz o adam olmayın. Güzergahınızı kontrol edin ve haritanıza sık sık bakın. Ve eğer o değilsen, o adamı seninle birlikte vahşi doğaya asla çıkarma. Arama kurtarma gerçeği. Erkekler ortalama olarak arama kurtarma yardımına ihtiyaç duyan insanların %50'sinden fazlasını oluşturmaktadırlar. Zor arazide faaliyet. Bazı arazi türlerinde gezinmek oldukça kolaydır. Bulması ve kullanması kolay yerler olabilir. Arazi size sürekli bir yön duygusu verecek vadiler ve sırtlar içerebilir. Bununla birlikte diğer arazi türleri aramızdaki en iyi gezginlere bile meydan okuyabilir. Uzak simge yapıya sahip olmayan düz ve özelliksiz manzaralar seyahat etmeye çalışıyor olabilir. Daha kötüsü, bitki örtüsü sizden daha uzun olan düz arazilerde kaybolabilirsiniz. Bataklıklar, kanyon toprakları ve dağlık arazide dikenlidir. Bu can sıkıcı manzaralar için bir GPS cihazı ya da bir harita veya pusula olmadan evden çıkmayın. Onlara ihtiyacınız olacaktır. Arama kurtarma gerçeği. Arama kurtarma görevleri için en yaygın yerler dağlık arazilerdir. Harita talihsizlikleri. İnsanlar her zaman haritasız geniş açık alanlara girerler. Ve bir harita getirmeyi düşünenlerin bir kısmı yol boyunca kendi haritalarına bakmaz. Ancak bir hayatta kalma camiasında sıklıkla verilen bir öğüt var.
Bazı tutumlu arkadaşlar evde mürekkep püskürtmeli yazıcıyla sıradan bir kağıda bir harita yazdırmışlar. Uzak bölgeye seyahat etmek için haritayı kullandıktan sonra yağmur başlamış. Çoğumuzun bildiği gibi bu su geçirmez mürekkep değildir ve biraz nemden sonra okunaklı haritaları artık iş göremez hale getirirler. Kısadan ise su geçirmez bir harita taşıyın. Arama kurtarma gerçeği. Dağlardan sonra kanyonlar bu misyonlar için bir sonraki en muhtemel arazidir. Oyun izini takip etme. Büyük av hayvanlarının ve insanların birkaç ortak noktası vardır. Her ikisi de alışkanlıkla vahşi doğada izler bırakmaktadırlar. Belirli mevsimlerde bir yolu diğeriyle karıştırmak da oldukça kolaydır. Kendinizi hiçbir yere götürmeyen bir patikada bulduğunuzda arkanızı dönün ve kendi ayak izlerinizi arayın. Aslında bu madde bana biraz Hansel ve Gretel'i hatırlattı. Gittiğimiz yollara bir işaret bıraksak bu maddeye uyumlu olur sanırım. Siz aklınızdan bunu çıkarmayın sevgili hayatta kalmacı dostlarım. Karanlığa yakalanmak. Ekipmanlarınız içerisinde kaliteli fenerler olsa bile karanlık sizi şaşırmış ve hareket edemez bir hale getirebilir. Uzun pil ömrünü destekleyen birçok açık hava sevgilisi bugün LED ışıkları kullanmaktadırlar. Bunlar yakın çalışma ve okuma için harikadır ve düzinelerce saat boyunca ışık sağlayabilirler. Ancak diğer ışık türleri gibi karanlığı aydınlatmazlar. Hatta taktik bir el fenerinin derece ışınıyla bile bir patikanın veya spot yer işaretlerinin özelliklerini seçmek zor olabilir. Hava karardıktan sonra yapabileceğiniz en iyi şey sabit kalmaktır. Enerjinizi boşa harcamak yerine bir barınak inşa edin ve güzel bir ateş yakın. Sorumlu birine nereye gittiğinizi ve ne zaman geri dönmeniz gerektiğini söylediyseniz, gecikmiş olduğunuzda yetkilileri arayabilir ve hatta ilk gece kurtarılmış olabilirsiniz. Arama kurtarma gerçeği. Kayıp bir yürüyüşçü veya avcı için ortalama aramanın süresi 10 saat olup, aranan kişilerin çoğunluğu canlı olarak bulunmaktadırlar. Hava durumu değişiklikleri. Haberlerden sonra çıkan ve birkaç gün boyunca havanın nasıl olacağını anlatan programlara tahmin denilmektedir. Verilen hiçbir şey garanti değildir. Günün hava tahmini çok güzel olabilir. Ama sonra aracınızdan kilometrelerce uzağa inersiniz. Ve hava durumu beklenmedik bir şekilde döner. Sis, kar, yağmur ve hatta diğer hava olayları görüşünüzü kısıtlayabilir. Daha da kötüsü parkurları silebilir ve işaretleyicileri gizleyebilir. Vahşi doğaya çıkmadan önce yerel hava durumu tahminlerini kontrol edin. Arama kurtarma gerçeği. ABD'de milli parklara gelen her 100 bin ziyaretçi için bir arama kurtarma ekibinin yardımına yalnızca bir kişinin ihtiyacı vardır. Kestirmeler. Tolkien hayranları Frodo'nun kısa yollar uzun gecikmeler yapar bilgeselliğini hatırlayabilir. Ancak alıntı Yüzük Kardeşi'nde yazılmadan önce eski bir İsveç atasözüdür. Çağlar boyunca kısa yol almaya çalışmanın tasarruf etmek yerine genellikle size zaman kaybettirdiği anlamına gelmektedir bu söz. Görünüşte anlamsız tüm bükülmeleri, dönüşleri ve geri dönüşleri ile parkurların ve yolların gittikleri şekilde gitmesinin bir nedeni vardır. Bu yollar muhtemelen zor arazilerden kaçınıyor ve insanlar önlerindeki yoldan daha da bir kısa yol bulmaya çalıştıklarında kayboluyorlar. Belirlenmiş parkurlara sadık kalın. Muhtemelen oraya daha hızlı gidersiniz ve kaybolmaktan mutlaka kaçının. Arama kurtarma gerçeği. 2014 yılında ABD'deki arama faaliyetlerinde 4 milyon dolardan fazla harcama yapılmıştır. Bölünme. Birlik olmakta kesinlikle güç vardır. Hepimiz bunu içgüdüsel olarak biliyor gibiyiz. Yine de çok çeşitli nedenlerle insanlar yürüyüş, kamp veya av gruplarını terk eder ve kaybolurlar. Bu yüzden grubunuzdan uzaklaşmayı düşünmeyin bile. Bu bir ölüm kalım kararı olabilir. Birisi sizi sinirlendirdiğinde veya kavga etmeye çalışsa bile birlikte olun. Yalnız daha savunmasızsınız ve kaybolma olasılığınız daha yüksek. Arama kurtarma gerçeği. Aranan kişilerin çoğu, yani %93'ü 24 saat içerisinde bulunur. Ama siz yine de buna güvenmeyin. Kurallara uyun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bizler için bir yorum bırakmayı, Telegram ve Discord sunucularımıza gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın, hazırlıkta kalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.